Merhaba arkadaşlar, ben Hanif Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. DGS sonuçları açıklandı. Bugün size DGS sonuçları ile ilgili konuşacağım, bilgi vereceğim. Ve 2021 DGS için kuracağımız özel gruptan bahsedeceğim arkadaşlar. DGS Matematik Özel Grubu kuruyoruz. Birinci grubumuzu kurduk zaten Eylül'den beri devam ediyoruz. İkinci grubumuzu 15 Ekim'de, üçüncü grubumuzu da Kasım ayında kurmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Başvuru linki videonun altında var. Oradan başvurabilirsiniz. DGS sonuçları ne anlama geliyor arkadaşlar? Önce ondan bahsedeyim. Şimdi DGS ile ilgili ben sonuçlar, DGS sonuçları ile ilgili ve DGS tercihleri ile ilgili DGS sonuçları sınavlar açıklandıktan sonra birkaç tane video çektim bunlarla ilgili. Yani size kısaca söylediğimiz şey neydi? Sürprizler olabilir, değişiklikler olabilir. Puanlarınızı 15 yukarı 15 aşağı olacak şekilde yapın dedik. Instagram'dan birçok arkadaşımızın tercih sonuçlarında da yardımcı olduk. Yani çok güzel yerler kazanan arkadaşlarımız var, olmayan arkadaşlarımız var. Olmayanlar neden olmadı? Ondan bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar, ben sonuçlardan sonra size şunu söylemiştim. Yani sınav sonuçlarından sonra size şunu söylemiştim. Puanlarda özellikle 280 ve 290 üzeri puanlarda düşüşler olabilir dedim ben size. Oldu mu? Nitekim oldu. 298 alan bir arkadaşımız 304 puanlık bir yere yerleşmiş. Mesela ben sonucuna baktım. Çok daha düşüşler var. Yani mesela 310 puanlık bir öğrenci 320-325 puanlık bir yere yerleşmiş. Yani bunlar neden oluyor? Çünkü düşeceğini zaten size söylemiştim. Sıralamalar burada çok önemli. Puandan ziyade sıralamalar çok önemli. Çünkü önceki yıllarda DGS'de en yüksek puan sayısalda örneğin 360 iken bu sene 340'lara kadar düştü. Yani 20-25 puanlık, 15-20 puanlık bir değişimden bahsediyoruz. Haliyle 280 ve 290 üzeri puanlarda değişiklik oldu. 280'in altında 260-250 bandında çok fazla yığılmalar var. Bu yığılmalardan dolayı arkadaşlar bu tür yerlerde puanların yükseldiğini gördük. 15-20 puana kadar yükselenler var. Yani sayısal için konuşursak 280 sınır oluyor. 280'in altında puanlarda yükseliş var. 280'in üstünde puanlarda düşme var arkadaşlar. Benim gördüğüm. Eşit ağırlığa baktığımızda eşit ağırlıkta puanlar yine yükselmiş. Yeditepe Hukuk'a baktım ben. En son 277 ile almıştı. 282'ye kadar çıkmış arkadaşlar. Eşit ağırlıkta puanların yükselebileceğini size söylemiştim zaten. Yani 3-5 puan bir değişim var eşit ağırlıkta. Öyle görünüyor. Sözelde de aşağı yukarı yine aynı şekilde. Yani aslında sınırımız 280-290. Bu sınırın üstündeyseniz size güzel bir yerin gelmiş olması gerekiyor. Tabii tercih listenizi iyi yaptıysanız. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Yani her şey gönlünüzde olsun. Ek tercihler var. Ek tercihlerden sonra bir yer gelirse gelir, gelmezse artık tekrar hazırlanacaksınız. Çok daha güzel hazırlanacaksınız bu sefer. İyi çalışacaksınız. İyi mücadele edeceksiniz. Daha güzel bir yer kazanacaksınız. Yani her şey oldu bitti. Artık önünüzde yeni bir yıl var. Oturun çalışın arkadaşlar. Bunu geç bırakmayın. DGS öğrencilerinde gördüğüm büyük hatalardan biri sınava çalışmaya Şubat, Mart gibi başlıyor ve konular yetişmiyor. Şubat'ta, Mart'ta çalışmaya başlamayın arkadaşlar. Başlayacaksanız şimdiden Ekim ayında, Kasım ayında başlayın. Grubumuza gelmek isteyen arkadaşlar grubumuza gelebilir. Tabii ki belli şartlarımız var. Orada başvuru linkine bakarsınız arkadaşlar. Hayırlısı olsun, her şey gönlünüz olsun. Çok fazla üzülmeye de gerek yok. Olacağı buymuş. Demek ki olmuş arkadaşlar. Oturacaksınız, çalışacaksınız, daha iyisini yapacaksınız. Anlaştık mı? Daha iyisini yapacaksın ve olmazsa gelecek sene bir daha çalışacaksın ve kazanacaksınız arkadaşlar. Kendinize görüşmek üzere. Canınızı sıkmayın. Hoşça kalın. Görüşürüz.